Attıysanız da güzel tuttu. Hadi bunu da atın. Çünkü bu garip bir soru. Klostrofobik tünel dedik buna. Zaten tünel klostrofobik. Bu ama her tünel klostrofobik değil. Ne tüneller var ışıl ışıl. Şimdi bana reklam yaptırmayın. Mağara gibi mi? Nasıl köken? Kökeni galiba Farsça. Tam emin değilim Tetirbe ama. Gibi bir şey mi acaba? Ama bu yani ismi de zaten söylendiği anda zaten o klostrofobiyi hissettirir insana. Dehliz gibi mi? Ne gibi? Dehliz. Dehliz kaç harfli? 6. Neyse ki. 600 puan daha. 2400 yaptı kasayı. İşte 6 harfli cevapların sonuncusu bu sefer. Türkçesini veriyorum. Arapça kökenlisini sizden istiyorum. Tamam. Buyurun Zerrin Hanımcığım. Denetleme anlamındaki Arapça kökenli sözcüktür. Denetleme şimdi kontrol yabancısı. Orayı T harfiyle başlıyor. Ha gayret. Evet. Denetmenin daha yaygın kullanılan Arapça kökenlisi neydi? Teftiş. Müfettiş, teftiş. 600 puan daha efendim. Batı kökenli bir kelime. Korkuyorum dediğiniz o sinema sorularından biri. Anladım. Geliyor. Yedinci sanat aşığı. Sinema. Yedinci sanat sinema mı? Yedinci sanat sinema. Sinema aşığı. Mesela sinefil Hasan Bey. Gibi bir şey mi? Filli bir şey mi acaba? Bilmiyorum. Lazım olan tek şey çoğu zaman cesaret. Sinefil. Sinefil nedir? Yok mu öyle bir şey? Attın mı? Bilmiyorum. Attım galiba. İkinci atışınız bu. Evet. Yani çekirge bir defa zıplamıştı. Aynen. Bu son atışım olacak. İkinci defada zıpladı. 3700 oldu kasa. Sinemadan kopmuyoruz. Affınıza sığınarak şöyle bir soru soruyoruz. Dekoratif oyuncu dedik. Figüran. Çok güzel oldu. 4400'e çıkarttınız kasayı. Şimdi 2 dakika 36 saniye var. Her şey yolunda. Hiç harf almadınız. 6 tane soruya cevap vereceksiniz. Bu 6 soruya cevap verirken 4 tane harf alabilecek durumdasınız. Tamam. Diyelim ki 4'ünü birden aldınız. 21 saniye. 22 saniye. 21'i Hasan Bey arttırmıştı. 3 harf diyelim. 3 harf diyelim. Rahat edelim. Aynen. 2 kelimeden oluşuyor ilk 8 harfli cevap. Köken? Türkçe. Ve şöyle soruluyor efendim. Çeliği hızla soğutarak sertleştirmek için uygulanan bir yöntemdir. İki kelimedir, mastarla biter. Suya mı batırılıyor acaba? Bilmiyorum, siz söyleyin. Suya? Mı? Fiil olarak bulmam lazım. Bir, iki, kaç harfliydi bu? Mekmak. Su çekmek. Su çekmek o çay ocaklarında. Kazana yeni su çektim, çay veremem. Ya sürem gidiyor. Su. Çeliğe. Su basmak. Su basmak değil. Çeliğe. Su atmak da su değil. Su atmak da değil. 6 harfli olmalı zaten. Aa sürem gidiyor. Alacak mıyız harf? Su çekmek. Harf alalım mı? Çekmek de mi değil? Alalım. Alalım. Ve lazım olan. Su vermek. Su vermektir efendim. Çok sürem gitti. Neredeyse bir dakikayı harcadınız. Aynen. Mutfaklarınız nasıldı Zerrin Hanım? Fena değil herhalde. Urfalısınız siz bilirsiniz. Aynen. Ama Urfa mutfağından gelmiyor bu. İtalyan mutfağından geliyor. Sesli harfle mi? İtalyanca mı? Galiba İtalyanca. Tam emin değilim ama İtalyanca olması lazım. Bir bakalım. İtalyan mutfağının yoğun kıvamı ve keskin tadıyla tanınan sirkesinin ön adıdır. Balsamik sirke. Aman dikkatli olalım. 9 harfli cevaplarımız. O sizin sıçrama alışkanlığınız var ya orada sıkıntı yaratabilecek tamam, tipte şeyler. Tamam elimi biraz uzak tutayım. Heh, hadi gelsin. Destek vermek veya bir işi yüklenmek. Bu anlamlarda kullanılan dikkat mecazi bir tabir. Sırtlan. Yani şey tek kelime mi? O söylediğiniz gibi bir şey. Evet tek kelime. Sırtlanma gibi. Mema diye mi bitiyor? Mekmak, mekmak diye bitiyor. Sırtlanmak sığmıyor değil, değil mi? Değil sığmaz. Üstlenmek. O da mecazi değil. Bu suçu ben destek verme veya bir destek işi... vermek. Hem destek vermek anlamında hem bir işi yüklenmek anlamında. Sırt çıkmak, arka çıkmak, sırt çıkmak. O sırtlı kısım çok güzeldi de onu biraz değişti. Alsak mı bir harf? Bir tane alayım. Aldık bir harf. Omuz. E hadi ekler. Lamak. Nedir? Omuzlamak. Omuzlamak 800 puan değerinde. Kaç sorum kaldı? Elimizde...